Dostlar merhaba. Arkadaşlarım yaş problemlerine geçtik. 20. ünitemize geçiyoruz. Bir numaralı köşe taşıyla sorularımızı çözmeye başlıyorum dostlarım. 20. ünitenin bir numarası. Şöyle bir ayarlamamızı yapalım ve hemen başlayacağım soruları çözmeye. Evet, yaş problemleri dostlarım kolay bir problem çeşididir arkadaşlar. Bir iki dikkat etmen gereken husus var. Her türlü sorusunu gömersin inşallah diye düşünüyorum. Bakalım başlayalım. Birinci sorumuz ne diyor? Bir annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katıdır diye bir şey söylemiş dostlarım. Hemen bakın ne yapıyorum. Annenin yaşı, anne diyelim buraya. Buraya da çocuğu diyelim yani oğul. Annenin yaşı A olsun, çocuğun yaşı Ç olsun diye başlıyor. Diyor ki annenin yaşı oğlunun yaşının 3 katıdır diye söylemiş. Demek ki çocuk Ç ise anne aslında çocuğun yaşının 3 katına, 3Ç'ye eşitmiş. Tamamdır. 4 yıl önce, şimdi 4 yıl öncesine gidiyoruz dostlarım. Anne de 4 yıl öncesine gidecek. Yani 3Ç'ydi ya. 3Ç-4 olacak. Çocuk da 4 yıl öncesine gidecek. Ç-4 olacak. Oğlunun yaşının 4 katı olduğuna göre diyor. Şimdi 4 katıymış oğlunun, nun eki bakın burada nun eki. Oğlunun yaşının 4 katına eşitmiş arkadaşlarım. Annenin yaşı. İşte denklemi bulduk kardeşler. Hadi çözelim bu sorunun geri kalan kısmını. 3Ç-4 eşittir 4Ç-16. Eksi 16'yı bu tarafa atalım. 12 eşittir Ç çıktı. Demek ki çocuğun bugünkü yaşı 12. Anne de bu çocuğun 3 katıydı dostlarım. 3 ile çarpıyorum 12'yi. 36'yı paketledim. Hadi 2 numaraya bakalım. Bir babanın yaşı. Baba diyelim hemen buraya. Oğul diyelim dostlarım. Oğlunun yaşının, oğlunun yaşına Ç diyelim yine çocuk olsun bu. 4 katında 4Ç'den bir fazladır diyor babanın yaşı. 10 yıl sonra babanın yaşı. Hadi 10 yıl sonrasına gidelim. Bu da 10 yıl büyüyecek. 10 ekleyeceğim o yüzden. Çocuk da 10 yıl büyüdü. 10 ekledim. Babanın yaşı, oğlunun yaşının işte bunun 2 katından 7 fazla olacaktır diyor dostlarım. Babanın bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru sormuş. İşte denklemimiz burada. Hadi çözelim bunu. 4Ç+11 eşittir 2Ç+20 artı bir de 7 var. 2Ç'yi buraya alalım. Burada da 2Ç kaldı. 27 yaptı. 11 çıkartırsak 27'den 16 kaldı dostlarım. 2Ç+16 Ç'yi de 8 bulduk. Tabi babanın bugünkü yaşını soruyor bize. Şuradaki yaşı soruyor. Ç yerine 8 yazalım. 4 kere 8 32. Bir daha 33 geldi dostlarım cevabımız. Evet 3 numaradayım. Bir baba ile oğlunun yaşları toplamı 40'tır. Hemen yazıyorum şimdi. Baba ile çocuğun yaşları toplamı 40. 16 yıl sonra... Şimdi 16 yıl sonra baba ne olacak arkadaşlarım? Baba artı 16. Çocuk da 16 yıl büyüyecek. Babanın yaşı oğlunun yaşının işte nın burada 2 katı olacağına göre diyor. O zaman hemen düzenleyelim burayı. B artı 16 eşittir. 2C artı 32 yaptı dostlarım. 16'yı da bu tarafa atalım. Baba eşittir. 2Ç+16 kaldı. Babayı bulduk buradan. Ç'ye bağlı bir şekilde. Hemen getirip buradaki B yerine 2Ç+16 yazıyorum. 2Ç+16 artı Ç eşittir 40. 3 tane çocuk. 16'yı bu tarafa atarsak 24 kaldı. Çocuk eşittir 8 yaşında çıktı. Babanın bugünkü yaşını soruyor. Yani B'yi soruyor. Çocuk 8 yaşındaysa baba da 32 olmalı ki toplamları 40 olsun. Hadi buna bakalım. Bir annenin yaşı. Peki.
kızının yaşının 3 katıdır diye söylemiş. Demek ki şöyle yazabilirim ben. Hadi anne diyelim, kızı diyelim. Kızının yaşı K olursa annenin yaşı 3 katı olacağı için 3K'dır dostlarım. 12 yıl sonra hemen anneyi de 12 yıl büyüttüm. Kızı da 12 yıl büyüttüm. Diyor ki annenin yaşı kızının yaşının 2 katı olacağına göre diyor. Kızının yaşını 2 ile çarparsam anneye eşit oluyormuş dostlarım böyle bir durumda. Düzenleyelim hemen burayı. 3K artı 12 eşittir. 2K artı 24 olur ki K eşittir. Buradan 12 geldi. Annenin bugünkü yaşını soruyor. 3K'yı soruyor yani bize. 3 ile çarparsanız da 36 çıktı dostlarım. Evet, birinci köşe taşımızı gömdük dostlar. Hemen 2 numarayı halledelim. Bakalım bu ne diyormuş. Bir babanın yaşı ikişer yıl arayla doğmuş 4 çocuğunun yaşları toplamına eşittir diye sormuş bize. Baba 56 yaşında olduğuna göre en küçük çocuk doğduğunda babanın yaşı kaçtır diye bir soru sormuş. Şimdi baba var arkadaşlarım, bu babamız olsun. Birinci çocuk var, ikinci çocuk var, üç numaralı çocuk ve dört numaralı sıpa var. Şimdi dört tane veledi var bu adamın. İkişer yıl arayla doğmuş. En küçüğü X ise bir sonraki 2 yaş büyük, bir sonraki ondan da 2 yaş büyük. Böyle ikişer ikişer büyüklenmiş bunlar birbirinden. Ve babanın yaşı diyor, ikişer yıl arayla doğmuş 4 çocuğunun yaşları toplamına eşit. Yani baba kaç yaşındaydı? 56. Bunların yaşları toplamı buna eşitmiş. Peki toplayalım. X, 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 4X var. 2, 12 yaptı şurası. Eşitmiş 56'ya. Peki 4x eşittir. 12'yi çıkartırsak buradan 44 kalıyor dostlarım. X eşittir. Bu durumda 11 çıktı. Yani en küçük çocuk 11. İşte bir sonraki 13, 15, 17 diye de gidiyor bu keratalar. Diyor ki en küçük çocuk doğduğunda, şimdi en küçük çocuğumuz 11. Doğduğunda demek 0 yaşındayken 11 yıl öncesine git diyor bize dostum. Peki 11 yıl öncesine gidersek baba kaç yaşında olur? 45 yaşında olacakmış dostlar. Geldik şuna. Bir annenin yaşı büyük kızının yaşının 3 katından 2 fazla. Şimdi şurayı bir hesaplayalım. Anne diyelim. Büyük çocuk diyelim. Ve küçük kız diyelim arkadaşlar. Şimdi büyük kız B yaşında olsun, küçük kız K yaşında olsun. Annenin yaşı diyor anne A. Büyük kızın yaşının 3 katından 2 fazla. Yani 3B artı 2 olur diyor. Başka yine anne için şunu demiş. Küçük kızının da diyor 4 katından 4 fazladır. Yani aynı A 4K artı 4'e de eşittir diyor. Hadi şuradan bir bulalım biz arkadaşlarım bir denklem. 2'yi bu tarafa atalım. 3B eşittir 4K artı 2 olsun dostlarım. Sonra bir şey daha demiş. Kızlarının yaşları farkı. Yani büyük eksi küçüğü bize 3 olarak vermiş. 3'müş bu. Hemen buradan ikisinin denklemini kuralım. 3B eksi 4K eşittir 2 idi dostlarım. Neyi soruyor bize? Annenin yaşını soruyor. Hadi üst tarafı 4 ile çarpıyorum. Bakın 4B oldu, 4K oldu ve 12 oldu dostlarım. 12 oldu. Alt tarafı da eksi ile çarpalım. Eksi, artı, eksi oldu. Toplarsak bunlara alt alta 4K'lar gidiyor. B kaldı burada. 12'den de 2 çıktı, 10 çıktı. B 10'muş dostlarım. Şimdi B'yi bulduk. Bize neyi soruyordu? Annenin yaşını. Hadi şurada yerine yazalım. B yerine 10 yazalım. 3 kere 10, 30. 2 daha 32 geldi annenin yaşı. Şuna bakalım. Elif doğduğunda Duygu'nun doğmasına 4 yılı vardı. Ayşe doğduğunda ise Elif 6 yaşındaydı. Bakalım şimdi bunları bir kıyaslayalım. Elif var, Duygu var,
Bir de Ayşe var. Şöyle. Elif doğduğunda, yani Elif 0 yaşındayken Duygu'nun doğmasına daha 4 yıl vardı. Eksi 4 yaşında oluyor o zaman Duygu bu durumda. Ayşe doğduğunda, yani Ayşe 0 yaşındayken de diyor, Elif 6 yaşındaydı diyor dostum. Şimdi demek ki Elif Ayşe'den 6 yaş büyük. Elif Duygu'dan da 4 yaş büyük arkadaşlar. Gördünüz değil mi? Elif Ayşe'den 6 yaş büyük. Elif de Duygu'dan 4 yaş büyük. Duygu 4 yaş daha küçük. Yani şöyle diyelim. Duygu X yaşındaysa Elif X artı 4 yaşında. Elif de Ayşe'den kaç yaş büyükmüş dostlarım? 6 yaş büyükmüş. O zaman Ayşe de X eksi 2 yaşında. Bakın 6 yaş çıkarttım. X eksi 2 oldu. Diyor ki Ayşe bugün 17 yaşında olduğuna göre. Şimdi Ayşe 17 yaşındaysa bugün X 19 olacak. Demek ki Duygu 19 yaşında olacak dostlarım. Geldik şuna, bakalım bu ne diyor. 42 yaşındaki bir annenin ikisi ikiz olmak üzere 3 çocuğu vardır diyor. Tamam. Şimdi annemiz var. Ve annenin yaşı 42. Bunu biliyoruz dostlar. Anne 42 yaşındaymış. İkiz çocukları var. İkizler var. Bir de üçüncü bir çocuk var işte. Üç numaralı çocuk var. İkizlerin yaşlarından biri X ise diğeri de X olacak. Üçüncü çocuğun yaşı da Ç olsun. Üç çocuğu vardır. Büyük çocuk ikizlerden 2 yaş büyüktür. Ç o zaman X artı 2 olacak dostlarım. Ç yerine X artı 2 yazabiliriz. 2 yıl sonra annenin yaşı. Şimdi anne 2 yıl sonra ne oldu? 44. İkizler ne oldu? X artı 2, X artı 2. Büyük çocuk ne oldu? X artı 4 oldu büyük velet. Annenin yaşı çocukların yaşları toplamına eşit olacağına göre diyor. Hadi bunu da hesaplayalım o zaman dostlarım. Şu eşitmiş bunların toplamına. Hadi toplayalım. X, X, X. 3X yaptı. 2, 4, bir de 8 var burada dostlarım. Eşitmiş 44'e. Hemen 8'i çıkarttım buradan 44'ten. 36 eşittir 3x yaptı. X eşittir 12 geldi. Demek ki ikizler 12 yaşında. İkizler doğduğunda 12 yaşındalar ya. 12 yıl öncesinden bahsediyor. 12 yıl önce anne kaç yaşında olacak? 32 yaşında olacak dostlarım. Yanlış bir hesaplama mı yaptık? Bursa diyor burada bize. Toplamın eşit olacağına göre ikizler doğduğunda anne kaç yaşındaydı diye bir soru sormuş bize. 42 idi. 12 yıl geri gidiyoruz. 12 çıkartırsak tabii ki 30 kalır değil mi dostlarım? 32 kalmaz. Evet, 2 numaralı köşe taşını da hallettik. Hemen 3 numaraya geçelim dostlarım. Üçüncü köşe taşımız. Bakalım ne diyor? Ferit'in yaşı ile Türkan'ın yaşı 3 ve 5 ile doğru orantılıdır. O zaman Ferit'in yaşı 3K olsun, Türkan'ın yaşı 5K olsun. 6 yıl önceki yaşlarının toplamı. Şimdi 6 yıl önce 3K eksi 6 yaşındaydı bu. 5K eksi 6 yaşındaydı da bu. Ve bunların ikisinin toplamı 20 olduğuna göre diyor. Düzenleyelim burayı. 8K eksi 12 20'dir. 8K eşittir 32 yapar. K 4 yaptı. Buna göre Türkan K4 ise 20 yaşında, bu da 15 yaşında, yok 12 yaşında oldu arkadaşlar. K'yı 4 bulduğum için 3 kere 4 12 geldi. Türkan Ferit'ten 8 yaş büyüktür dostlarım diyebiliriz. Geldik buna. Levent'in yaşının Egemen'in yaşına oranı Levent bölü Egemen eşittir 3 bölü 2'dir. O halde Levent artı 3K, Egemen keratası da 2K oldu. Egemen'in 3 yıl sonraki yaşı, Egemen'in 3 yıl sonraki yaşı ne olur? 2K artı 3 olur. Levent'in 7 yıl önceki yaşına, 3K eksi 7'ye eşit olduğuna göre diyor, eksi 7'yi buraya alalım 10, 2K'yı buraya alalım K. K olmuş arkadaşlar. Levent'in bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Levent'in yaşı neydi? 3K. 3 çarpı 10'dan
30'a ulaştık dostlarım. Ucumuz da bitti. Hayırlısıyla hemen bir uç takalım şöyle çaktırmadan size. Sanki bir şeyler konuşuyormuşum gibi yapıyorum şu anda. Öt öt bravo bravo. 3K'yı soruyor. 30 çıkıyor sorumuzun cevabı. Evet goberler, geldik buna. Ebru ile annesinin yaşları 5 ve 8 ile orantılıdır diyor. O zaman Ebru'ya biz 5K diyelim. Anasına da 8K diyelim. 8 yıl önce yaşları 1 ve 2 ile orantılıdır diyor bize dostlarım. Hadi 8 yıl öncesine gidelim o zaman kardeşlerim. Bu 5K eksi 8 olur. Anne de 8K eksi 8 olur ve bunların oranı 1'e 2'ymiş. Düzenliyorum burayı şimdi. İçleri çarpıyorum, dışları çarpıyorum. 8K eksi 8 eşittir 10K eksi 16 yaptı. 2K eşittir 8, K eşittir 4'ü paketledim. Olduğuna göre Ebru ile annesinin yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. 13K'yı soruyor bize. 13K çarpı 4'ten 52'yi paketledik zıbıdılar. Evet zıbıdılar, hadi bakalım şuna geçelim. Pınar ve annesinin bugünkü yaşları oranı 1 bölü 3. Şimdi Pınar bölü annesi eşittir 1 bölü 3'müş dostlarım. 6 yıl sonra bu oran 5 bölü 11 olacak diyor bize. Şöyle yapalım mı arkadaşlar? Pınar'ın bugünkü yaşı K olsun. Annesinin bugünkü yaşı 3K olsun. 6 yıl sonra diyor. 6 yıl sonra bu K artı 6 olur. Bu da 3K artı 6 olur ki bu oran diyor 5 bölü 11 olacak diyor. Hadi içler dışlar yapalım. 11 ile burayı çarpalım. 11K artı 66 eşittir 15K artı 30 olacak. 30'u buraya aldık arkadaşlarım. 36 eşittir oldu 4K'ya. K eşittir buradan 9 çıktı dostlarım. Bugünkü yaşları toplamı, bugünkü yaşları şunlardı. 4K'yı soruyor bize. 4 kere 9, 36 yaptı goberler. Evet. 3 numarayı da gördük arkadaşlarım. Hadi bakalım 4'ü aldık. Bu arada hiç odaklanmaya da bakmadık biz tabi. Hep unuttuk odaklanmayı. Neyse iyiymiş. Bir sıkıntı yok şimdilik. Yaşları 4'ten büyük olan 5 kardeşin bugünkü yaşları toplamı 78 olduğuna göre 4 yıl önceki yaşları toplamı kaç olur diye bir soru sormuş bize. Şimdi şöyle bunu ilk sorumuzu şöyle uzun uzun yapayım ben. 2 tane, 3. kardeş, 4. kardeş ve 5. kardeş. 5 tane sıpa var dostlarım. Şimdi bunların yaşları X, Y, Z, M, K olsun. Ve diyor ki X, Y, Z, M, K'nın toplamı diyor 78'dir diyor. Peki. Sonra da diyor ki 4 yıl önceki yaşları toplamı. E şimdi bu kerata da 4 yıl küçüldü. Bunu da 4 yıl küçült. Bunu da 4 yıl küçült. Bunu da 4 yıl küçült. K'yı da 4 yıl küçültürsen yaşları toplamı ne olur diyor. E şimdi 5 kardeşin her biri 4 yıl küçüleceğine göre toplamları X, Y, Z, M, K. Bakın hatta toplayın burada. Yeni toplam ne olacak arkadaşlar? Yine X, Y, Z, M, K var burada. X artı Y artı Z artı M artı K var. Eksi 4, 8, 12, 16, 20 var bir de değil mi dostlarım? Yani normal bugünkü toplamlarında 20 yaş küçük olacak. Yani ne olacak o zaman adamım? 58 yaş olacak yeni yaşlarının toplamı. Yani kısaca ne? 5 kardeş var. Her birini 4 yıl önceki yaşını sorduğu için her biri 4 yıl geri gidecek. 5 kere 4, 20 yıl eksilecek demek istiyor dostlarım. Şuna bakalım. 52 yaşındaki bir babanın yaşları toplamı 43 olan 4 çocuğu vardır. Kaç yıl sonra çocukların yaşları toplamı, bak burada yaşları toplamına dikkat edeceksin işte. Birinci dikkat etmen gereken husus da burası. Şimdi kaç yıl sonra, ben de diyorum ki x yıl sonra olsun. Şimdi x yıl sonra baba 52 artı x olacak mı dostum? Çocukların yaşları toplamı 43'tü. 4 çocuk var. Her biri x, 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 x büyüdü. Yaşları toplamı 4x büyüdü. İşte buna çocukların yaşları toplamı babanın yaşına eşit olsun diye soruyor bize.
Hadi 43'ü bu tarafa atalım, 9. X'i buraya atalım, 3x. X eşittir 3 çıktı. Gerçekten de 3 yıl sonra, işte bak bakalım, baba 55 yaşında oluyor 3 yıl sonra. Çocukların yaşları toplamı 43'tü ya. 4 çocuk, her biri 3 yıl büyüyecek. 4 kere 3, 12 yıl büyüyor yaşları toplamı. O da 55'e ulaşıyor dostlarım. Cevabımız Ceyhan doğrudur dedik. Geldik bu amcaya, bakalım ne diyor bu amca. 3 kardeşin yaşları toplamı 40'tır. Ortanca kardeş büyük kardeşin yaşına geldiğinde yaşlarının toplamı 55 olmaktadır. Bak, yaşları toplamı 40'tı, 55 oldu dostum. 15 arttı yaşların toplamı, 15 arttı. 3 çocuk var, demek ki 5 yıl sonrasına gitti aslında bu. 3 velet vardı ya, her biri 5, 5, 5 büyüdü. 3 velet olduğu için 3 çarpı 5'ten 15 yıl artırmış toplamlarını. Demek ki bize şunu söylüyor. Bugünkü yaşları toplamı 40 olan kardeşin 5 yıl sonraki yaşları toplamı 55'tir diyor aslında bize. Peki bu 5 yılı nasıl söylemiş? Ortanca kardeş demiş. Büyük kardeşin yaşına geldiğinde, ortanca kardeş büyük kardeşin yaşına gelmesi için 5 yıl geçmesi gerekiyormuş. Çünkü büyük kardeş ortancadan 5 yıl büyükmüş. 5 yıl geçmedikten sonra anca büyük kardeşin yaşına denk geliyormuş. Peki. Cevap denize çıktı yani. 4 kişinin 6 yıl önceki yaşları toplamı 21. Şimdi bak adamım. Burası bugünkü olsun. Burası 6 yıl sonra olsun. Burası da 6 yıl önce olsun. Şimdi 6 yıl önceki yaşları toplamı 21. 4 kişiden bahsediyorum. Her birini 6 yaş küçültmüş, toplam 24 küçültmüş burayı. Demek ki bugün aslında bu keratalar 45 yaşında. 45 yaşındalar ki 4 kişi var ya arkadaşlarım. 6 yıl öncesine gidiyor. 4 kişi 6 yıl önceye giderse 24 küçülecek yaşları toplamı. 24 yıl küçülttüm, 21'e denk düşmüş. Diyor ki bu 4 kişinin diyor 6 yıl sonraki 4 tane 6 ekleyeceğim değil mi? Yani 24 eklerseniz buna diyor 69 olur diyor yeni yaşlarının toplamı. Evet arkadaşlarım, ilk 4 köşe taşını gömdük. Bir sonraki videomuzda bir 4 daha gömeriz. Hadi bakalım, kolay gelsin diyeyim.